Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin Nova 12S modelini birlikte inceleyeceğiz. Bakalım bu telefon bizlere neler sunuyor. MIUI 14 ile birlikte geliyor arkadaşlar bu cihaz. Ve MIUI 14'te pek çok yenilik bizleri bekliyor. Bunların hepsinden sizlere bahsedeceğim. Bunu hemen incelememin başında belirtmek istiyorum. Evet, gelelim telefonumuzun tasarımına. Her zaman olduğu gibi ilk olarak incelememize telefonumuzun tasarımıyla başlıyoruz arkadaşlar. Huawei 12S gerçekten çok ince, çok hafif bir telefon. Bunu daha elinize alır almaz anlıyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle telefonu ilk kutudan çıkardınız, şöyle tuttuğunuzda ne kadar ince, ne kadar zarif, ne kadar hafif bir telefon olduğunu direkt olarak anlayabiliyorsunuz. Huawei bu cihazında arkadaşlar genel olarak köşeli hatlara yer vermiş ve bu noktada güncel tasarım trendini yakalamış. Gerçekten telefonun tasarımı benim çok hoşuma gitti. En çok da arkadaşlar bu arkadaki şu görmüş olduğunuz üçlü ana kamera modülü hoşuma gitti. Çünkü genel olarak baktığımız zaman telefon sektöründeki pek çok isim benzer yapıda kamera modülleri kullanıyor. Huawei ise burada biraz daha kendisine has bir tasarım çizgisine yer vermiş ve bu tasarım çizgisinin de oldukça hoş göründüğünü sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Mesela şurada hemen arka tarafta gördüğünüz gibi böyle bir altın renginde bir çember var. Bunun iç kısmında da Nova yazıyor. Bu gerçekten ufak ama güzel bir detay diyebiliriz. Telefonu kendinize doğru tuttuğunuzda sağ tarafta power butonu ve onun hemen üstünde ses açıp kapama butonu yer alıyor. Sol tarafta ise arkadaşlar herhangi bir buton giriş ya da çıkışa yer vermemiş Huawei. Cihazın alt tarafına baktığınızda ise USB tip C şarj portuyla onun hemen yanında sim kart yuvamızın yer aldığını görüyoruz. Genel itibariyle cihaz tasarım açısından benim hoşuma gitti arkadaşlar. Burada 168 gram bir ağırlık ve 6.88 mm'lik bir kalınlık var. Dediğim gibi rakiplerine göre hem daha hafif hem de çok daha ince diyebiliriz. Gelelim ekran tarafına. Ekrana baktığınızda arkadaşlar zaten ekran ve gövde oranının bir hayli üst seviyelerde olduğunu direkt olarak fark ediyorsunuz. Neden? Çünkü cihaz arkadaşlar bakın şöyle renkli bir görüntü açayım sizlere. Delikli ekran tasarımıyla geliyor ve bu delikli ekran tasarımından ötürü yan çerçevelerin vesaire oldukça ince tasarlandığını sizlere söyleyebilirim. Yani telefona baktığınız zaman genel olarak biliyorsunuz akıllı cihazlarda yan çerçeveler üstü alt çerçevelere göre bir tık daha ince oluyor. Fakat Huawei bunu genele yaymayı başarmış arkadaşlar. Yani cihaza baktığınızda yan çerçevelerin haricinde üst ve alt çerçevenin de son derece ince bir şekilde tasarlandığını görüyoruz. Bu da gerçekten tasarım açısından cihazın rakiplerine oranla önde olduğunu gösteriyor. Genel itibariyle Nova 12S'in segmentindeki cihazlara baktığımızda tasarım tarafında daha özensiz hareketler görüyoruz. Ama Huawei ciddi anlamda bu telefonun tasarımına da mesai harcamış arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun ekranına arkadaşlar. Burada 6.7 inçlik 2412 x 1084 piksel çözünürlüğünde 120 Hz'lik bir OLED ekranımız var. Evet, 120 Hz'lik bir OLED ekran arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Ya şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya bu fiyat seviyelerindeki telefonlarda hani biz 120 Hz'lik OLED bir ekran görmeye alışık değiliz. Evet doğru, genel itibariyle baktığımız zaman Huawei Nova 12S'in fiyatına satılan diğer rakiplerinde bu tarz kaliteli bir ekran görmüyoruz arkadaşlar. Zaten 120 Hz'in akıcılığını direkt olarak hani telefonu elinize aldığınızda menüler arasında geçiş yaptığınızda bile direkt olarak fark ediyorsunuz. Ki oyunlarda vesaire zaten bu fark ayan beyan bir şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi ekranı bir kenara bırakacak olursak biraz telefonun teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Tasarım tarafında söyleyeceklerim bu kadardı. Gayet şık, güzel, hafif, zarif bir telefon. Yonga setine baktığımızda arkadaşlar bu telefonda Qualcomm imzalı Snapdragon 778 4G Yonga setinin olduğunu görüyoruz. Ki bu Yonga seti bildiğiniz üzere performans seslerinden son derece yüksek puanlar almayı başarmıştı. Bunu neden söylüyorum? Şunu düşünebilirsiniz. Ya ben telefonda oyunu çok oynamayı seviyorum. Hani acaba bu cihazı aldığımda da ısınmadan, donma kasma yapmadan rahat bir şekilde oyun oynayabilecek miyim? Bunu sorguluyor olabilirsiniz. Şunu belirtelim arkadaşlar. Biliyorsunuz mobil oyunların birçoğunda RAM faktörü öne çıkıyor. Burada Nova 12S'te 8 GB'lık bir RAM var ve bu RAM kapasitesi genel itibariyle Google Play Store'da ya da Huawei App Gallery'de yer alan tüm oyunları rahat bir şekilde kaldırmayı başarıyor. Ben arkadaşlar bu cihazla Call of Duty Mobile oynadım, Royal Match oynadım, onun haricinde mesela PUBG Mobile oynadım. Herhangi bir ısınma, donma, kasma bu tarz
negatif bir senaryo ile karşılaşmadım arkadaşlar. Yani cihaz gerçekten rahat bir şekilde tüm oyunları kaldırmayı başarıyor. Burada değinmeyi istediğim asıl önemli nokta arkadaşlar telefonumuzun bataryası. Bu telefonda arkadaşlar 4500 mAh'lik bir batarya yer alıyor. Gördüğünüz gibi son derece ince bir telefon. Aslında şunu düşünüyor insan, ya bu kadar ince yapıp da 4500 mAh'lik bir bataryayı nereye sığdırdılar acaba? Burada da işte Huawei'nin mühendislik olayı ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bu 4500 mAh'lik batarya arkadaşlar 66 watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Şunu soracaksınız, adaptör çıkıyor mu? Evet çıkıyor arkadaşlar. Kutudan adaptör de geliyor. Yani Huawei hala rakipleri gibi ben adaptör için ayrı para istiyorum diyen kafalardan değil. Hala kutu içerisinde adaptörünü kullanıcılara sunuyor. Üstelik hızlı şarj destekleyen adaptörlerden bahsediyoruz. Burada yine 66 wattlık bir hızlı şarj adaptörümüz kutu içerisinden geliyor arkadaşlar. Ya şunu demeyin sakın, ya adaptör olsa ne olur olmasa ne olur. Arkadaşlar bugün bir e-ticaret sitesine baktığınızda 60 wattın üzerinde 65 wattlık vesaire adaptörler 1000-1500 liradan başlıyor. Dolayısıyla burada marka sizin kutunuzun içerisine adaptör koyarak sizi 1000 lira 1500 lira gibi bir külfetten kurtarmış oluyor. Dolayısıyla artık bunu önemsiyoruz. Yani eskiden neydi? Hızlı şarj olayları vesaire yoktu. Zaten adaptörlerin kapasiteleri de belliydi. Tüm adaptörler birbirini destekliyordu bir şekilde ve ucuzdu arkadaşlar. Ama şimdi işin içerisine hızlı şarj olayları girdiği için adaptör fiyatları da biraz daha artmış durumda ve burada insanlar telefonları hızlı şarj desteklediği için bu hızlı şarj desteğini sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Dolayısıyla ister istemez 60, 70, 80, 90 wattlık adaptörlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu da ceplerinden ekstradan 1500-2000 Türk lirasının çıkması anlamına geliyor. Bunu da sizlere yeri gelmişken belirtmek istedik. Evet, cihazımız arkadaşlar, en azından bize gelen cihaz diyelim, 256 GB'lık bir dahili depolama alanına sahip ki bu da zaten günlük ihtiyaçlarımız için hayli yeterli bir alan bizlere veriyor. Size şöyle diyeyim arkadaşlar, 128 GB evet yetersiz olabilir günümüzde ama 256 GB'ın hala geçerliliğini koruduğunu ben size rahat bir şekilde söyleyebilirim. Yani fotoğraflarda çekseniz, videolarda çekseniz, geçmişten güne gelen fotoğraflarınız, videolarınız da olsa bu cihaz hepsini bir şekilde içerisinde saklayabiliyor. Şimdi gelelim telefonumuzun en güçlü yönlerinden birine. Ne bu? Tabii ki kamera arkadaşlar. Dediğim gibi arka tarafta 3 adet kameramız bulunuyor. Bunlardan en önemlisi arkadaşlar 50 megapiksellik geniş açılı kameramız. Ona 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız eşlik ediyor ki bu ultra geniş açı kamerasının da 112 derecelik bir görüş perspektifine sahip olduğunu sizlerle paylaşayım. Ve bu iki kameraya da ön tarafta tam 60 megapiksellik bir selfie kamerası eşlik ediyor arkadaşlar. Bu kameralar genel anlamda başarılı diyebilirim. Ben çektiğim fotoğraflarda gayet memnun kaldım. Zaten 50 megapiksellik ultra görüş kamerasında RGB renk filtresi, QPD tam piksel hassas odaklanma, 10 kanallı renk sıcaklığı sensörü, lazer odaklanma sensörü gibi teknolojilere de yer verilmiş. Dolayısıyla Huawei bu cihazında kamera işini de ciddiye almış arkadaşlar ve gerçekten hani seviyesine baktığımızda seviyesindeki cihazlardan çok daha başarılı fotoğraflar çektiğini söyleyebilirim sizlere. Şimdi dilerseniz bu telefonla çektiğimiz fotoğraflarla sizleri baş başa bırakalım. Bakalım Nova 12S ile çektiğimiz fotoğrafları sizler nasıl bulacaksınız? Evet, gördüğünüz gibi fotoğraflar son derece güzeldi. Benim hoşuma gitti en azından. Yani bu telefonun ben arkadaşlar dürüst olmak gerekirse fotoğraf performansını beğendim. Peki video performansı nasıl? Dilerseniz hemen canlı bir video çekerek video performansının nasıl olduğunu da birlikte göz atalım arkadaşlar. Hemen şöyle ben selfie kamerasını açtım ve evet, şu anda arkadaşlar sesimi Huawei Nova 12S'ten duyuyorsunuz. Gördüğünüz üzere şu anda 1080p 30 fps'te çekim yapıyoruz ama 4K'da da çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış durumda. Birazdan arka kamerasını da test edeceğim. En azından ön kameradaki performans bu şekilde diyebiliriz. Diyelim ve evet, ön kamerayla kaydımızı durdurup arka kameraya geçelim arkadaşlar. Hatta arka kamerada biraz çözünürlüğü de arttıralım dilerseniz. 4K yapalım. 4K 30 fps'te bir video çekelim arka kamerayla. Şöyle hemen kendimi çevirip şöyle.
Evet arkadaşlar, şu anda Huawei Nova 12 S'in arka kamerasından duyuyorsunuz sesimi. Görüntüde direkt arka kameradan zaten. Gördüğünüz gibi Nova 12 S'in arka kamerasıyla yaptığımız çekimlerde ortaya çıkan kalite bu şekilde diyebiliriz. Diyelim ve kaydımızı durduralım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hem ön hem arka kamerayla sizlere canlı bir video kaydı gerçekleştirdik. Burada yorumlar tamamen size kalmış arkadaşlar diyelim. Ve şimdi gelelim en can alıcı noktalardan birine. Biliyorsunuz arkadaşlar, söz konusu Huawei olduğunda ya ben Google uygulamalarını yükleyebilir miyim, yükleyemez miyim gibi bazı soru işaretleri gelebiliyor insanların aklına. Bunlar aslında Huawei'yi büyük oranda giderdi ama hala bu konuda bazı soru işaretleri mevcut. Dediğim gibi MIUI 14 pek çok sürprizle geldi. Bu sürprizlerden bir tanesi de arkadaşlar, zaten bu indirilemeyen ya da zor indirilen diye bahsedilen uygulamalarla ilgili. Artık arkadaşlar güzel olan olay şu. Direkt olarak App Gallery üzerinden tüm uygulamaları indirebiliyorsun. Nasıl? Mesela şimdi arkadaşlar ben telefonu aldım elime. Zaten telefonu ilk kurduğunuzda App Gallery'den pek çok uygulama direkt olarak indiriliyor. Burada arkadaşlar Huawei App Gallery'ye giriyoruz. Evet, girdik. Gördüğünüz gibi yükleniyor. Burada dilerseniz bu uygulamalardan bazılarını yükleyebiliyorsunuz. Dilerseniz atla diyebiliyorsunuz. Ben her seferinde atla diyorum. Şimdi bir güncelleme gelmiş. Bunu sonra yaparız. Şimdi arkadaşlar zaten burada pek çok uygulama var. Ama mesela nedir? YouTube, değil mi? Yani genel olarak pek çoğumuzun kullandığı bir dijital video platformu. Bakın gördüğünüz gibi burada direkt olarak ben YouTube'u herhangi bir İşte Gbox vesaire yüklemeden direkt olarak ne yapabiliyorum? Buradan hemen App Gallery üzerinden aratıp yükleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın indirdi şu anda. İzin ver diyoruz. Klasik zaten bunlar. Yükle diyoruz. Ve buradan arka planını çalıştırıyor. Evet, aç diyoruz ve gördüğünüz gibi YouTube açıldı. Gördüğünüz gibi YouTube'u gayet basit bir şekilde arkadaşlar saniyeler içerisinde App Gallery üzerinden girerek hemen ne yaptık? YouTube'u yüklemiş olduk. Hatta kendi kanalımıza da bakalım. Teknoloji oku yazalım buraya. Evet. Gördüğünüz gibi kanalımız da açıldı. Yani herhangi bir sorun, sıkıntı olmadan ne yaptık arkadaşlar? Biz YouTube'u yüklemeyi başardık. Bir tane daha uygulama ekleyelim. Mesela nedir arkadaşlar? Instagram. Bu da çok soruluyor. Instagram yükleniyor mu, yüklenmiyor mu? Nasıl yükleniyor vesaire? Hemen bakın. Çok basit. Instagram yazıyorum buraya. Instagram yazdım arkadaşlar. Ve direkt olarak Instagram'a hemen indir diyorum. Son versiyonunu yükle diyorum. İndire tıklıyorum. Ve arkadaşlar evet, Instagram şu anda yükleniyor. Yani gördüğünüz gibi, izin ver, hiçbir tehdit bulunamadı. Gördüğünüz gibi Instagram olsun, YouTube olsun, diğer uygulamalar olsun, aç diyoruz. Bunları yüklemesi artık Huawei'de çok çok basit. Gördüğünüz gibi Instagram yüklendi arkadaşlar. Şu anda Instagram'a kullanıcı adı ve şifremle ben ne yapabilirim? Rahat bir şekilde giriş yapabilirim. Gördüğünüz gibi artık App Gallery'den arkadaşlar tüm uygulamaları, yani işte bu yok Google yüklenmiyor, artık bunlar mazide kaldı arkadaşlar. Rahat bir şekilde zaten Google Play Store'u da yükleyebiliyorsunuz. Tabi bunda hani Gbox'ı falan yüklemeniz gerekiyor ama Gbox'ta da artık bir yenilik var arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken sizlere söylemek istiyorum. Gbox'ta da artık uygulamaları çalıştırmak için kalkıp da Gbox'ın içerisine girmenize gerek yok. Direkt olarak arkadaşlar Gbox uygulamalarını da masaüstü diyebileceğimiz, yani ana ekrandan ne yapabiliyorsunuz? Çalıştırabiliyorsunuz. Yani burada da herhangi bir sorunun olmadığını sizlere söylemek istiyorum. Zaten uygulamaların büyük bir bölümü arkadaşlar App Gallery'de var. Yani şu anda telefonunuzda yüklü olan pek çok uygulamayı App Gallery'de sorunsuz bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bunların özellikle oyun tarafında, işte bu alışveriş siteleri olsun, bankacılık siteleri olsun, bunların pek çoğu arkadaşlar App Gallery'de rahat bir şekilde bulunabiliyor. Mesela bakın yukarıda popülerler var arkadaşlar. Bakın burada Snapchat'ten tutun, Trendyol olsun, Ziraat Bankası, hepsi buradası. Yani sahibindeni, Tinder'ı, aklınıza gelebilecek bütün popüler uygulamalar hali hazırda App Gallery'de zaten mevcut. App Gallery'de mevcut olmayanları da MIUI 14 ile birlikte App Gallery'nin içerisine girerek arkadaşlar rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Şimdi
Gelelim telefonumuzun fiyatına. Halihazırda bu telefon arkadaşlar 24.999 Türk lirasına satılıyor. Ama tabii ki burada sadece telefon değil, telefonu aldığınızda yanında zaten 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 hediye geliyor arkadaşlar. Bunun da yanında 2.599 TL değerinde 12 ay ekran hasarı garantisi hediye ediliyor sizlere. Bir de 800 TL'lik bir kupon fırsatı var. Dolayısıyla bu noktada telefonun bir hayli ucuza geldiğini sizlere söyleyebilirim. Yani baktığınız zaman 25.000 gibi görüyorsunuz ama zaten yanında 5.000 liralık kulaklık veriyorlar. 3.000 liralık ekran tamir garantisi vesaire veriyorlar. Dolayısıyla telefonun fiyatı bir anda 15.000 liralara kadar iniyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu videomuzda sizlere Huawei Nova 12S hakkında detaylı bilgiler vermeye çalıştık arkadaşlar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.